Ölçü olmasaydı şimdi, siz konuşabilir miydiniz? Mendel kanunları yok mu hocam? Ha? Mendel kanunları. Mendel kanunları var. Evet. Şimdi istatistikidir biliyorsunuz bu kanunlar. Tamam ama yani, nasıl çıkacağı belli. Tamam ama belli. Yani evrende hiçbir şey tesadüfi değildir. Şimdi işte o doğru değil. Neye doğru değil hocam? Hemen arz edin. Şimdi, Celal Bey diyor ki herkes her şeyi bilmez ama kendisi her şeyi biliyor. Yani Evet. Şimdi bakın bu nereden çıkıyor? 19. yüzyılda tabiat ekonomisi diye bir kavram var biliyorsunuz. Tabiatın ürettiğine inanan materyalistler öyle diyor. Ama Biruni gibi Tanrı'nın bunu yaptığına inananlar da diyor ki Allah mesela eğer bu ölçü veya tabiattaki kural olmasaydı herhangi bir siz daha iyi şimdi takdir edersiniz doğru olup olmadığını. Herhangi bir diyor mesela karınca, küçük karınca. Bütün dünyayı kaplardı, diğer canlılara yer kalmazdı. Şimdi biraz önce sizin dediğiniz o tesadüf gibi artılar, yani artılar aslında dengeyi sağlamak ve düzeni sağlamak içindir. Bir şey söyleyebilir miyim? Yoksa tesadüf şimdi hakim değil, şey, evrene. Evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Bakın, bütün dünyayı kaplar ve mahvederdi deniyor ya, evet. İki kez olmuştur dünya tarihi. Evet olmuş olabilir. Evet tekrar da olabilir. Bir kere. Evet. Bir tanesi hocam bundan 2,5 milyar yıl önce olmuş. Evet. Bir tanesi. Kimse ispatlayamaz. Ayo ispatlanıyor işte bakın hocam bilimin en büyük özelliği bu. Yani bilim size diyor ki. Aksini ispatla diyeceksin. Hayır şimdi bakın gayet basit. Biz 2,5 milyar sene evveline kadar oluşmuş olan kayaçlara bakıyoruz. Bunların hepsi atmosfer içerisinde belli bir miktar oksijen olduruyor. Bugünkünden çok düşük. Yani anaerobik bakteriler yaşıyor dünyada. Küçük bir evrim aşaması oluyor. Aerobik bakteriler bir çıkıyorlar ortaya. Bütün dünyayı bir istila ediyorlar. Canla okuyorlar ötekileri. Nerede denge? Piu. Ne denge ne bir şey. Şimdi. Ama sizin evrime göre o anlamda yeni türlerin oluşması için bu yapılması gerekir. O da tesadüfi değil işte. Bir dakika efendim yeni türlerin oluşması gerekir mi ya? Niye baştan yapmadı yani? Niçin bunu yapıyor? Allah sürekli yaratıcı bize göre. Dolayısıyla bunu sürekli yapıyor. Şimdi, hocam onu sordu. Bakın bu çok önemli. Bunu nasıl ispatlıyoruz? Efendim, eski kayaçlarda bulduğunuz bakterilerin belirli türleri var. Değil mi? Bunlara bakıyorsunuz. Bunların klorofilleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Oksijen üretemiyorlar. Ürettikleri kayalardaki minerallere bakıyorsunuz. Bunlar atmosferden oksijen almamışlar. Dolayısıyla oksijen yok atmosferde. Ha, ondan sonraki proterozoya geçiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz proterozoikte büyük demir yatakları birdenbire ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü demir okside olmaya başlıyor. Atmosfere oksijen gelmiş oluyor. Aynı zamanda oluşmuş canlılara bir bakıyorsunuz. Aa, bu canlılar klorofil oksijen üretiyorlar. Ve diyorsunuz ki ya şu oksijen üretimi başladığı zaman işte buradaki kayanın içindeki demir ortadan kalkıyor. Çünkü oksijen sizi okside ediyor demiriniz. Dolayısıyla büyük o bantlı demir yatakları birdenbire ortadan kalkıyor. Şimdi bunu tabii size benim anlatabilmem için burada birkaç dakikada olacak bir şey değil ama çok iyi jeoloji bilinmesi lazım. Bunların anlaşılabilmesi için. Biz başka soru alacağız hocam. Bitirirseniz. Yani uzun yıllardır bu çalışmalar yapılıyor. Ve bunu dediğim gibi artık bilim alemi tartışmıyor.